Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi İmam İbni Hacer el-Heytemi rahimahullah'ın el-İlam bi kavati'il İslam isimli eserini inşallah biraz inceleyelim. Bu eser isminden de anlaşılacağı üzere bakın kavati'il İslam yani zarurat-ı diniye gibi bir şeyi anlatıyor aslında. Onun sınırlarını anlatıyor gibi görünüyor. O açıdan da esere bakabiliriz. Ama asıl muhtevası tabii ki Elfaz-ı Küfür yani ile ilgili bir kitap. Ama böyle sıradan bir Elfaz-ı Küfür bahisleri derlemesi değil. Başında, ortasında, sonunda çok önemli tanzir var, nazariyatlar var, nakiller var, başka bir sürü hususiyeti var. Onları temas edeceğim. Ama kitabın arkadaşlar kendine ait bir yazılma sebebi var. Hadise var. Bir hadise üzerine telif edilen bir eser. Hadise çok enteresan bir hadise. İmam İbni Hacer el-Heytemi belki 40 yaşına yakınken yani 40-45 yaşındayken Mekke'de müftü olarak fetva da veriyor. Herhalde o anda kadı değil. Mekke'de bulunduğu zaman ona bir gene alim yani bayağı bir ilim tahsil etmiş fıkıh yani belki bu kitabı sonradan telif ediyor ama hadise vefatından bir 30 sene önce gerçekleşmiş. 70 falan yaşında vefat ettiğini düşünürseniz 70-75 yaşında vefatından bir 30 sene önce gerçekleşmiş ama belki kitabı çok sonra yazmıştır bilmiyorum kaç sene sonra belki vefatına yakın yazmıştır hatırlayamadım. Şimdi hadise ne? Bir tane fetva için bir soru soruyorlar. Hani soru olur ya yazılı bir şekilde yazmışlar herhalde. Bir fetva isteme yazısı var. Bir paragraf işte bir nikah ve şahitlikle ilgili bir mesele var. Hepsini okumayacağım, söylemeyeceğim. Çok kısaca bahsedeyim. İşte bir adam muhtemelen zengin bir adam, biraz itibarı olan bir adam. Belki biraz bali olmuş ama genç bir kızla muhtemelen evleniyor. Onun mehrini veriyor. Ona mehrini veriyor diye iddia ediyor falan. Ona da kızın kendisini ona mehrini verdiğine dair şahit tutturuyor. Sonra da işte fetva da şunu soruyor. Yani benim o kızın kendisini ona mehri verdiğime dair şahit tutmam geçerli mi? Bali olmuş kızı. Yani onu şahit tutturmam, onun şehadet etmesi sonradan yani. Hani bali olup olmaması şehadetin makbuliyetiyle alakalı ya efendim. Ve makbul mu yani bu işhat meselesi makbul mu ve kızın velisinin vasisinin mesela sonra mehri vermedin falan filan tarzında iddialarda bulunması ve o işhadı kabul etmemesi makbul mu mahkeme sırasında kızın vasisinin tamam ve de mahkeme sırasında fetva olarak soruyorlar ona bakın mahkeme değil yani İbn Hacer kadı değil. Müftü yani diye düşünün. Bu diyelim mahkemede muhtemelen bir hadise cereyan ediyor. Onun üzerine gelip soruyorlar. Diyor ki mahkemede bu vasinin, velinin, kızın velisinin bu adama muhtemelen olayı yaşayan adam gelip soruyor. Yani kızla evlenip aynı adam. Kızın vasisinin, velisinin veya da hakimin, mahkemedeki hakimin, şer'i hakimin ya kelb, ya adimed din yani ey köpek, hey köpek yani dinsiz adam tarzında adama, o evlenen adama yani kızla evlenen adama veya evlenecek olan adama efendim böyle tabirler kullanmasının hükmü nedir? Ne gerekir bu adama? Yani bir muhtemelen bir husumet oluşuyor mahkeme sırasında. O husumet konuşulurken mehirle ilgili bir husumet işte kız tarafının velisi küfrediyor adama. Adama küfrederken işte köpek diyorlar, adime din diyorlar, dinsiz diyorlar. Bakın bu tabiri çok dikkat edin. Türkçe'de bugün dinsiz tabiri Elfaz-ı Küfür olur mu? Bir Müslümana dinsiz diye hitap eden bir insan mesela. Bunu inceliyor ayrıntılı bir şekilde İbn Hacer. Tamam. Türkçe'de de dinsiz tabiri var mesela. Adime din kullanıyor orada. Yani müstefti bunu soruyor. Yani diyor ki veli veya da mahkeme hakimi efendim bana diyor mesela işte köpek ve dinsiz derse bunun hükmü ne olur diyor ayrıca. Böyle bir soru da soruyor. Yani işhadın hükmünü söylüyor. Bali olmuş bir kızın işhadı. Bir de böyle bir şey sadır olursa ne gerekir bu küfrü yapan adama. Şimdi bu müstefti arkadaşlar çok ilginç bir hadise oluyor işte.
Müstefti İbn Hacer'in kendisi de cevap veriyor. Buna aynı bir paragrafla cevap veriyor. Bakın cevabını okuyayım size hızlıca. Fe'ecebtuhu bima suratuhu. İn belagat muslihaten li diniha ve maliha sahha kabduha vel işhadu aleyha. Ve lem yekun lil vasiyyi mutalabatuhu. Ve led da'va aleyhi. Ve kavluhu lehu, yani ve kavlul vasiyyi lehu lirraculi, lilmüstefti, ma zükira, ve kavluhu lehu ma zükira, muharramun ettehrime şedid, yani kelp demesi. Tamam. Kelp adime din demesi. Muharramun ettehrime şedid, bel rubbema yekunu kavluhu lehu ya adime dini kufran. İbn Hacer fetvasında küfür bile olabilir diyor. Yani hakim de olsa, kim de olsa böyle bir şey söylerse bir Müslümana adim din demesi küfür bile olabilir diyor. Feyu'azzaru et-ta'zira şedide laika bihi ve zacira lehu ve li emsalihi. Vallahu subhanahu ve teala a'lemu bis-savab. Hükmü de veriyor. Böyle diyen bir adama ne gerekir falan. Tamam. Gayet anlaşılır değil mi bir cevap yani fetvada? Efendim hükmü söylüyor, fıkıh hükmü. Şimdi bu müstefti gidip bu fetvayı, yazılı muhtemelen fetvayı gidip bazı arkadaşlarına veriyor. Bu arkadaşlar da bir kısmı herhalde ilimle uğraşanlar, fıkıhla uğraşanlar muhtemelen. Ben siyaktan onu anlıyorum şeyden sonraki hadiseleri anlatırken. Bu muhtemelen arkadaşları İbni Hacer'i sevmeyen bazı adamlar. Alıyorlar bu fetvayı, tahrif ediyorlar mana olarak, şey olarak. Dalga geçiyorlar avamın arasında, böyle saçma sapan fetva veren bir adam var diye İbn Hacer'e saldırıyorlar. Tamam. Fetvasında kullandığı cümleler. İbn Hacer öyle anlatıyor en azından. Yani böyle ayak takımının arasında bu fetvayı dolaştırıp saçma sapan şeyler söylemeye başlıyorlar. Hatta İbn Hacer'i tekfir ediyorlar. Bu fetvadan dolayı İbn Hacer'i tekfir ediyorlar. Olaya bakın, tekfirle ilgili. Neden? Diyorlar ki avama şöyle şey, ayak takımı, yani o arkadaşlarından ayak takımı olanlar, adamın artık adam da işin içinde var mı yok mu bilmiyorum ama o adam arkadaşlarına intikal ettiriyor bu fetvayı. O Mekke'de artık o arkadaşları falan bir kısmı tekfir ediyorlar. İbn Hacer'i sadece alay etmek, şubu etmek değil fetvadan dolayı. Şöyle diyorlar. Ve hazel ifta'u kufrun. Sebebi neymiş? Efendim, çünkü diyor ki bu efendim böyle diyen bir insanın kafir olacağını söylemiş ıtlak ederek fetvasında. Adimeddin diyen bir insanın. Halbuki ıtlak, yani direkt adime din demek falan küfre sebep olmaz, mukayyet. Belli şartlarla kafir olur. Dolayısıyla kafir olmayana kafir dediği için bu müftü öyle küfreden adama kafir dediği için ve o da kafir olmadığı için, hüküm de yanlış olduğu için kafir oluyor İbn Hacer. İbn Hacer'i tekfir ediyorlar. Ne alakasız, saçma sapan bir şey. Bakın ya, neler neler. İbn Hacer anlatıyor tabii başından geçenleri. وَمَنْ كَفَّرَ مُسْلِمًا فَقَدْ كَفَرَ. Yani en son böyle de bir şey söylüyorlar falan. Ayrıca 5-6 tane itiraz getirmişler ilmi olarak da. Muhtemelen bunu ilim ehli, İbn Hacer'i sevmeyen bazı ilim talebeleri veya ilim ehli yapmışlar. İşte neymiş efendim? Nasıl tazir hükmü ve hem tekfir ediyor hem tazir hükmü veriyor. Tazir Müslümana uygulanır. Yani kafire tazir uygulanmaz diyorlar. Bu bir kere fıkhen yanlış, aptalca bir şey, yani absürt bir şey diyorlar. Tamam. Yani hem tekfir ediyor adime din diyeni, halbuki İbn Hacer tekfir etmedi. Yani küfründen korkulur gibi bir şey dedi. Ama onlar tarif ediyorlar işte. Evet. Yani hem tekfir ediyor hem de diyor ki böyle bir adama tazir gerekir diyor. Böyle bir fıkıh olmaz diyorlar. Hani bu müftü ne dediğini bilir. Müftü falan layık değil, müftü falan değil bu demeye çalışıyorlar ilmi olarak. Sonra diyor ki keyfe yektubul mufti et-tazira şedid. Buyur. Şey, orada da muhtemelen İmam İbn Hacer şeyi dikkate alarak, bağlamı dikkate alarak, hani bir husumet sırasında Tabi 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 tabi. söylemiş bir çirkin söz olduğu için tekfir etmiyor. Evet evet muhtemelen, tabi tabi muhtemelen muayyen bir hadise hakkında tekfir etmiyor. Evet. Yoksa belki adime dini tekfir eder normal şartlarda yani. Evet. Şimdi ondan sonra ikincisi diyor ki tamam, hani bu yani bunu da geçtim. Tazir hükmü veriyor. Sen kimsin tazir hükmü veriyorsun? Sen müftüsün. Tazir hükmü kadıya aittir diyor. Bu da ilginç bir şey. Tabii bunlar hepsi yanlış yani de. Öyle bir itirazda bulunuyorlar. Tazir hükmü diyor kadıya aittir. Yani ne kadar tazir edilip edilmeyeceği falan kadıya döner. Yani sen müftüsün. Sen ne alaka yani sen tazir edin. Sen hala olayı bilmemişsin. İftira ile kada ayrımını bilmiyorsun gibi diyorlar. İbni Hacer'e diyorlar bunu, düşünün İbni Hacer. Yani... Üçüncü itiraz,
Diyor ki böyle bir fetvada bulunan, böyle cahilce şeyler söyleyen, fıkha uymayan şeyler söyleyenin zaten fetva vermesi caiz değil. Yani fetva almak caiz değil bundan. Dördüncüsü, cevabı da soruyla alakasız. Yani bir soruda başka şeyler sorduk, o fetvada başka şeyler anlatıyor falan diyor. Yani ilginç de bu itirazlar yani. Böyle bir itiraz işte, hani tezif etmek için falan. Halbuki İbn-i Hacer gayet anlaşılır bir cevap veriyor. Gayet muzdabıt yani. Bir fetva yazmış değil mi? Neyse, sonraki İbn-i Hacer diyor ki هَذَا مَا نُقِلَ اِلَيَّ وَسَمِعْتُهُ مِنْ اِعْتِرَضَاتِهِمْ Kitabın girişinde bunu söylüyor Hamdere Salvet'e. Sonra olayı nakletti. وَهِيَ لِدَلَالَتِهَا عَلَى غَبَاوَةِ قَائِلِهَا غَنِيَّةٌ عَنِ التَّعَرُّضِ لَهَا بِرَدٍّ اَوْ اِبْطَالٍ Bu itirazlar. لَكِنْ اَحْبَبْتُ فِي هَذَا التَّأْلِيفِ تَحْرِيرَ الْأَلْفَاظِ الْمُكَفِّرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ Hani bu bir vesile. Ama ben asıl bu kitaptaki maksadım nedir? تَحْرِيرَ الْأَلْفَاظِ الْمُكَفِّرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ فَإِنَّ هَذَا الْبَابَ مُنْتَشِرٌ جِدًّا Bakın, kolay değil yani bunu toparlamak, bu meseleyi anlamak. Bakın, munteşirun cidden. Yani müstakil bir eser yok yani, bir yol haritası yok bugüne kadar elimizde gibi bir şey demek istiyor aslında. Hani bu tabirleri kullanıyorum ya. وَقَدْ اِطَّرَبَتْ ف۪يهِ اَفْكَارُ الْاِمَّةِ وَعِبَارَاتُهُمْ Bakın İbn-i Hacer ne diyor? وَقَدْ اِطَّرَبَتْ ف۪يهِ Yani fi mevdu'i tekfiri اَفْكَارُ الْاِمَّةِ وَعِبَارَاتُهُمْ وَزَلَّتْ ف۪يهِ اَقْدَامُ كَثِيرِينَ İmamların, alimlerin, ulemanın hatalarını söylüyor. Yani bu konuda inanılmaz hatalara düştüklerini söylüyor. وَلِخَطَرِ اَمْرِهِ وَحُكْمِهِ كَانَ حَق۪يقًا بِالْاِفْرَادِ بِالْتَأْلِيفِ وَلَمْ اَرَ اَحَدًا عَرَّجَ عَلَى ذَٰلِكِ عَرَّجَ عَلَيْهِ Yani ona yönelip bu işe ihtimam göstermek yani. Tamam. Ona tamamen teveccüh etmek. Yani kimsenin teveccüh etmek tabiri muhtemelen en iyi uyan tabirlerden olur Türkçe'de. Yani kimsenin buna teveccüh ettiğini görmedim bugüne kadar. Müstakil bir telife. Tekfir bahsinde. Tekfir meselesini müstakil bir kitapta telif ettiğini görmedim. فَقَصَدْتُ تَسْهِيلَ جَمْعِهِ وَبَيَانَ مَا وَقَعَ لِلنَّاسِ ف۪يهِ بِحَسَبِ مَا اِطَّلَعْتُ عَلَيْهِ وَضَمَمْتُ اِلَى ذَلِكَ فَوَائِدَ اَثَرَ عَلَيْهَا فِكْرِ الْفَاتِرِ Kendi iştihatlarını da koyuyor. وَاسْتَنْتَجْتُهَا نَظَرِ وَاسْتَنْتَجَهَا نَظَرِ الْقَاصِرِ أَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالَى اَنْ يَجْعَنَ نِيُمَنْ هَذَا هُ وَهَذَا بِهِ اِلَى آخِرِ Şimdi gerçekten, hakikaten ondan önce kimse yazmamış mı? Muhtemelen kitabı yazdığı zamanlar bir kitaba muttali oluyor. Kitabın sonlarına doğru yazarken. Kitabın yaklaşık normal kendi anlatacağının asıl kitabı yazdığı yerin sonunda şöyle bir şey diyor. Sayfa 184'te. Yani kitabın yaklaşık %40'ı bittiği zaman hacim olarak asıl birinci büyük bölümü bitiyor. Asıl kendi cem'i tertibi. Tamam. Diyor ki وَبَعْدَ اَنْ اَكْمَلْتُ هَذَا التَّأْلِيفِ Sayfa 184'te. Yani şimdi mukaddimede yazıyor ya, kimse yok diyor yani buna teveccüh etmiş müstakil bir eser telif eden. Diyor ki وَبَعْدَ اَنْ اَكْمَلْتُ هَذَا التَّأْلِيفِ رَأَيْتُ كِتَابًا مُؤَلَّفًا فِي هَذَا الْبَابِ لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ Bakın gene Hanefilerin fazla üstünlüğü ortaya çıktı. Hanefiler daha önce davranmışlar bu işe. سَاقَ ف۪يهِ جَمِيعَ مَا مَرَّ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ وَزِيَادَاتٍ كَثِيرَةٍ فَأَحْبَبْتُ ذِكْرَهَا فِي هَذَا الْمَحَلِّ تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ فَإِنَّهَا اِشْتَمَلَتْ عَلَى غَرَائِبَ وَعَجَائِبَ مِنْ ذِكْرِ كَثِيرٍ مِنْ مُحَاوَرَاتِ النَّاسِ فِي حَيِّزِ الْمُكَفِّرَاتِ وَفِي هَذَا التَّأْلِيفِ تَسَامُحٌ فَإِنَّهُ جَعَلَهُ ثَلَاثَةَ فُصُولٍ فِي هَذَا التَّأْلِيفِ dedi bu Hanefi alimin kitabından bahsediyor. Kim bu bilemedim ben. Yani burada da dipnotlarda söylememişler. Yani bu hangi alim, hangi kitabı Hanefi alimin İbn Hacer'den önce? Bilemedim ama o kitabı İbn Hacer ne yapıyor? Ha, bu kitap 3 bölümden oluşuyormuş diyor. Faslun fil alfazil muttafaqi ala annaha kufr ve faslun fil fi alfazil ihtulifa fiha ve faslun fi alfazil yukhsha ala man takallama biha al-kufr ve haka fil fasl al-awwal kaseeran min al-masail allati marra anna al-hanafiyata ikhtalafu fi annaha kufr aw la ve fil fasl al-thani ma ujmi'a ala annahu kufr وفي الثالث ما هو ظاهر في الكفر على قواعدهم وستعلم ما في كل ذلك من سياق لغالب ما فيه وإن مر بعضهم متعقبا
kullen min mesailihi bima yubayyinu ma fihi ve enne kavaidena tuafiquha ve tuhalifu. Şimdi İbn-i Hacer ne yapıyor İlam'da? Kendi kitabını tasnifini yaptıktan sonra arkadaşlar muhtemelen bu Hanefi alimin eserine muttali oluyor. Sonra o Hanefi alimin eserini alıyor. Kendi kitabının tetinmesi olarak ama hacim olarak %60 ekleniyor yaklaşık. Tamam. Yani kendi kitabı %35-40 belki. Diğeri kalan o Hanefi alimin kitabını alıyor. Onun üzerine bir çalışma yapıyor. Tamam. Onu merkeze alarak onun tertibini, tasnifini, ona bir tür şerh, haşiye ve nakıt gibi de ayrıca. Yani destekliyor da, şerh de ediyor. Ve Şafii mezhebiyle karşılaştırmalı bir şekilde o yüzlerce meseleyi ele alıyor sonradan. Tamam. Zaten yüzlerce meseleyi ele almıştı kendi kitabında. Ama ayrıca o Hanefi alimin kitabı üzerine bir çalışma yapıyor. Anladınız mı? Memzuç bir çalışma. Yani o da bayağı 175'ten bakın nereye kadar, sonuna kadar 200 sayfa yaklaşık. Yani o Hanefi alimin kitabı üzerine yaptığı çalışma 200 sayfa toplamda. Belki özetliyor bazı sözlerini bazı yerlerde. Tertibi de onun tertibiyle gidiyor. Yani İbn-i Hacer'in İlam kitabı iki kısma ayrılıyor. Bir, kendi kitabı, efendim, kendi tertibiyle. İki, o Hanefi alimin üzerine karşılaştırmalı yaptığı çalışma. Bak Hanefiler böyle diyor, bizde de böyle diyor. Hangisi doğru, hangisi şey. Efendim böyle şeyler yapıyor, tamam. Yani fıkha daha uygun falan filan yani. Karşılaştırmalar yapıyor. Şimdi ikinci kısım bizi çok ilgilendirmiyor şimdi. Birinci kısım asıl ilgilendiriyor. Biz ikinci kısımdan bir şey okumayacağız zaten. Tamam. Birinci kısım bizi ilgilendiriyor. İlamın asıl kısmı. O da aslında ikiye ayrılmış gibi düşünebilirsiniz. İlk başları bir 20-30 sayfa falan bu fetvaya dair getirilen itirazlara verdiği ilmi fıkhi cevaplar. Tamam. Ve ya kelp ya adimeddin var ya, o adimeddinin küfre sebep olup olmamasını bizatihi bir elfaz-ı küfür meselesi olarak ayrıntılı işliyor önce. Mukaddimeden sonra. Tamam. Dibace'den sonra. Onu ayrıntılı işliyor. İlmi fıkhi olarak. Tamam. Ve diğer fetva, kaza, ayrımı, o bahsettiğim 5 itirazı falan anlatıyor. Tamam. Sonra bu az bir şey yani kitabın. Yani kitabın birinci kısmı da yaklaşık bir 100 sayfa falan. 120 sayfa falan. Tamam. 120 sayfa falan. Bunun 20 sayfası falan bu fetva ile ilgili ilmi meseleyi önce hallediyor. Tamam. Sonra asıl maksada başlıyor. Tamam. Asıl maksat ne? Tekfire dair mesaili müstakil ve değerli toplu bir şekilde ortaya koymak. Müstakil bir telif olarak. Tamam. Şafii mezhebinde özellikle. Tamam. Ama karşılaştırmalı yapıyor. Yer yer Hanefi mezhebi ve özellikle Maliki mezhebinden, fukahasından, Karafi'den falan özellikle nakiller yapıp karşılaştırmalar yapıyor. Tamam. Mezahib-i Erba'yı hatta değerlendiriyor. Bir sürü yerde. Bunu da söylüyor zaten. Tamam. Hatta kitabın vasfını kendisinden bir kez daha dinleyebiliriz. Kitabın vasfını başka bir kitabında daha bu kitabının özetini anlatıyor. Yani ne yaptığını bu kitapta. Muhakkikler kitabın o jeneriklik sayfasına koymuşlar. İbn-i Hacer'in kendi kitabıyla ilgili değerlendirmesini koymuşlar kitabın başına. Başka bir kitabında yazdığı değerlendirme. Kendi bu kitabın mukaddimesinde değildi. Şey şu. Hani Minhaccar Ünac yapıyor ya, ayet koyuyor veya da kitapla ilgili başka alimlerin yorumları varsa onları naklediyor ya başta, onu yapmış. Hani küfürle ilgili bir tane ayet-i kerime koymuş. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Yani o giriş, hani ithaf sayfası gibi oluyor ya, yani jeneriklik sayfa. Ona bu ayet-i kerimeyi derc etmişler muhakkikler. Bir de İbn-i Hacer'in As-Sawa'iqul Muhriqa diye bir eseri var. Ehli bidata karşı yazdığı özellikle. Hangi şeyler bidat falan onları anlatıyor. Kebair'i anlatıyor falan. Bir sürü şeyler anlatıyor. Ehli bidata reddiye. O kitabında İbn-i Hacer Heytemi gene. O kitabında bu El-İ'lam bi Qawati'il İslam kitabından bahsediyor. Heh, güzel. As-Sawa'iqul Muhriqa. Fir-Raddi nasıldı? Devamı. Kitabın girişinde yazıyor ama manası şey. Evet, fi raddi ala ahli bid'i ve zendaka. Evet. Çok şedid bir alim yani fakih. Efendim. Ama hükümleri çok dakik yani arkadaşlar. Çok insaflı, büyük bir müçtehit yani. Ehli bid'ata reddiye olarak yazdığı bir ciltlik eser, Türkçeye tercüme edilmiş uzun süredir, belki 30 senedir. Bu eserinde İran kitabına bir değiniyor. Ve o kitabı kendisi övüyor, kendi kitabını.
Bir onun paragrafını okuyalım. Kitaba nasıl baktığını bir de. Ne diyor bakın. Diyor ki lem yusannaf fi kitabul i'lami bi qawati'il islam lem yusannaf fi babihi misluhu. Bel lem azfar bi ahadin min a'immatina allafa kitaban fil mukaffirati wahdaha ve la istawaba hukmaha ala al mazahib al arba'ati. Bakın bu hususiyetlerinden bir tanesi. Anladınız mı? Yani tekfirde kitaplar olsa bile ve la istawaba hukmaha ala al mazahib al arba'ah ma'a al kalami ala kulli mas'alatin bima yansharihu lahu as-sadru wa taqarru bihi al-'ayn. Tahkikat yapıyor hakikaten. Yani böyle rastgele hani cem edip geçmiyor yani. Yani o ihtilafları fukahanın, büyük imamların bazı elfaz-ı küfre dair hükümlerini çok ayrıntılı bir şekilde tetkik ediyor. Tahkik ediyor ve hakikaten böyle çok, yani böyle okuduğunuz zaman mest olacağınız yerlere ulaşıyor, noktalara ulaşıyor. Yani hakikaten böyle teslim oluyorsunuz insaflı bir şekilde. Ne kadar iyi tahkik etmiş diyorsunuz yani meseleleri. فَاسْتَوْفَيْتُ كُلَّ ذَٰلِكَ fi zalika al muallaf al adim al nazar. Yani kendi kitabını bayağı övüyor. Ama hakikaten yani övmesinde de haklı yani. Efendim. Yani insan okuyunca onu görüyor ve diğer elfaz-ı küfür kitaplarıyla karşılaştırın, farkı görün yani. İbn Hacer'in bir müçtehit fakih olarak nasıl tefakkuh yaptığını, nasıl ince eleyip sık dokuduğunu, tetkikatını yani. Görürsünüz yani. Şimdi bu da kitapla ilgili başka bir şey. Şimdi kitabın mukaddimesini biraz biz okuduk, anladık. Kitabın muhtevasını tanıdık. O 20-30 sayfa adimun nazar meselesi ve diğer iftah, kaza ayrımları, tazir meselesi. Yani tekfir edilen, edilmeyen, tazir edilir mi, edilmez mi falan meseleleri. Onların hepsini gene geçiyoruz. Konumuz değil. Çünkü mesailin kendileriyle özel olarak uğraşmıyoruz. Ferî meselelerle. Ama nereye geçelim? O... Birinci kısmın iki bölümdür dedik ya, birincisi o fetva ile ilgili meseleyi halletti. Sonra asıl kitaba geçti. O asıl kitaba geçtiği yerin başını okuyalım. Yani birinci kısmın ayrıldığı yeri, o ilk 20-30 sayfanın bittiği yeri okuyoruz. Bakın. Diyor ki وَاِذْ قَدْ اَنْهَيْنَ الْكَلَامَ sayfa 101 Darul Minhac'a göre وَاِذْ قَدْ اَنْهَيْنَ الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ o hadiseye dair konuşmasını, tahlilini bitirdikten sonra felnenkul ila kelami ala baqiyyati al-alfaz wal-af'al allati tuqi'u fil-kufr indana au inda ghayrina. Bakın ya bize göre ya ulemaya, diğer başka ulemaya. Yani mesela bir sürü tercih onun küfür diye, mesela bir sürü alim bu küfre sebep olur diyor, o olmaz diyor veya tersi olabiliyor, tamam? Tersi olabiliyor. Au inda ghayrina İ'tinaen bihazel babi li khatarihi. Ve fil hakikati hâzâ huvel maksudu bil kitab. Yani yaklaşık 100 sayfalık yer asıl kitabın asıl yeri. O Hanefi'nin kitabına geçmeden önce onun üzerine yaptığı çalışmaya. Diyor ki hâzâ huvel maksudu bil kitab. Ve mâ marra o hadiseye dair tahlili, ilmi tahlili. Kel mukaddimeti lehu ve sebebul ba'ithu aleyhi. فَنَقُولُ Bakın başlıyor. Tekfir meselesine dair genel birkaç cümle söyleyecek. Sonra biz geçeceğiz. Yani bir cümle söyleyecek. Sonra başka yerlere geçeceğiz. Tamam. فَنَقُولُ هَذَا بَابٌ وَاسِعٌ وَاَكْثَرُ مَنْ اِعْتَنَى بِهِ الْحَنَفِيَّةُ ثُمَّ أَصْحَابُنَا كَمَا سَتَعْلَمُهُ Bakın Hanefiler bayağı fıkıhta, burada da önderler. Tekfirin fıkhında da kabul ediyor İbn-i Hacer. Onların şeyini yani, üstünlüğünü yani. وأكثر من اعتنى به الحنفية ثم أصحابنا yani sonra Malikiler falan geliyor demek istiyor, tamam? كما ستعلمه bunu göreceksin diyor ileride yani. Yani hakikaten Hanefiler biliyorsunuz Elfaz-ı Küfür ilk dönemlerde bana bayağı uğraşmışlar, yani devlet mezhebi de belki olması hasebiyle birçok yerde efendim daha çok uğraşmışlar. Müteahhirin Hanefiler de çok uğraşmışlar. Belki mütekaddimi müstakil eserler daha az yazmışlar ama hani böyle son 4-5 asırda hakikaten belki onlarca eser yazıldı Elfaz-ı Küfre dair. Yani mesela sadece Türkiye'de şey meşhurdur değil mi? Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi'nin mesela Elfaz-ı Küfür ile ilgili kitabı. Neydi ismi? Unuttum yani. Bedir Yayın Evi tercümesini bastı. Daha bir 15-20 senedir var yani. Elfaz-ı Küfür müydü bilmiyorum yani. İsmi nasıl geçti?
Ahmet Ziyaeddin Yumuş Hanefi Hazreti. Ama dikkat edin ya, o kitaplar da işte o müteahhit dönemi Hanefi'den işte bir kabak sevmiyorum dese kafir olur falan, hani onun gibi bugün anlaşılması zor fetvalar da içeriyor. Yani onu okuyan bir herisine talebesi böyle şok yaşıyor toplumda falan yani. Bütün etrafını tekfir etmeye başlayabiliyor, çok dikkat edin yani. Usulsüz usulsüz bir ehli sünnet talebesi, yani biraz hararetli bir ehli sünnet talebesi o kitabı okumaya başladığı zaman etrafını herkesi tekfir edebilir yani. Ay. Elfaz-ı küfür gibi bir şey geçiyordu sen kitabın isminde de unuttum yani. Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Bedir Yayın Evi'nden çıktı. Çıkmış yani, daha çok çıkıyor herhalde. Tavsun şey ilgileniyordu bayağı, Mehmet Şevket Ali. Ha evet, Ehl-i Sünnet İtikadı herhalde ismi, işte bir bölümü mü o bilmiyorum. Aslında çoğu o, çoğu Elfaz-ı Küfür olması lazım o kitabın. Cem etmişler öyle. Velhasıl yani hakikaten çok kitaplar yazılmış Elfaz-ı Küfre dair. Özellikle müteahhir Hanefiler biraz böyle rahat tekfir ediyorlar bir sürü meselede. O dilin tevhili sınırlara bağlan fara hadisesini sanki yani unutturacak derecede fetva kitapları ve şeylerden cem edip böyle naklediyorlar falan böyle. Ve bir sürü ilim talebesi de biliyorsunuz bunları dolaştırıyor. Şöyle yapsa kafir olur falan, böyle yapsa kafir olur, arkasında namaz kılmıyor falan. Halbuki yani dil değişiyor, delaletler değişiyor falan filan ama onlar kale alınmıyor. Bunları biliyorsunuz siz değil mi? Bayağı karşılaşmışsınızdır yani. Yani aman aman aman, ilim talebeleri öyle rastgele iş yapmayacak. Dil meselesi, dil araçları zaten zayıfladığı için biz de o şeylere düşüyoruz. Biz de o hatalara düşüyoruz. Neyse, Hanefiler bu konuda öndeler diyor bu çalışmalarda. Yani tekfire dair İbn Hacer zamanında, bakın 10. asırda, demek ki İbn Hacer 10. asıra kadarki fıkıh birikiminde tekfirin fıkhına dair Hanefilerin en çok çalışma yaptığını, yapanların Hanefiler olduğunu söylüyor. Tamam? Evet. Şimdi arkadaşlar kitabın girişini, muhtevasını genel hatlarıyla anladık. Şimdi bazı pasajlar okumaya başlayıp yavaş yavaş icmaya doğru ilerleyeceğiz. Tamam? Bir iki giriş yapacağız pasajlarda. Sayfa 118'e geçiyoruz. Yani İbn Hacer ondan sonra ne yapıyordu? Yani o giriş cümlesinden sonra meseleleri anlatmaya başlıyor. Femin zelike diyor. Femin zelike diyerek bir sürü mesaili tek tek tahkik etmeye başlıyor. Mesela ilk mesele nedir? Size okuyayım ilk meseleyi sadece. Bir paragraf okuyayım. İlk mesele. Yani kema setalemu dedi ya, fenekul hâze bâbun vâsi'un ila ahir. Femin zelike, yani feminel mukeffirat min alfazil kufri vel af'al allati tuqi'u fil kufri al azmu ala al kufri fi zamanin ba'idin aw qaribin aw ta'liquhu bil lisani aw al qalbi ala shay'in walau muhalan aqlan fima yadhhar fayakunu zalika kufran fil hal. Yani bir insan, ben bir sene sonra valla dini bırakabilirim, yani ben duruma göre bakacağım falan, İslam'ı bırakabilirim bir sene sonra falan dese gitti yani o anda. hani öyle düşünün. Hani kalbinden geçirse, net olarak karar kılsa, bir vesvese değilse bitti yani o. Kimsenin söylemesine de gerek yok. Evinde oturduğu yerde Allah muhafaza küfre gider. Yani tamam. Yani orada kalkıp 5 vakit teheccüd bile, namaz kılsa teheccüd bile kılsa, tamam. Allah muhafaza. İlk mesele bakın ne kadar çarpıcı bir mesele değil mi? Vurucu bir mesele. Bunu tabi tahkik edecek, bir sürü nakledecek. Diyor ki feyekunu zelike kufran fil hal kema nakalehu eşşeyhan anit tetimme. Şeyhan dediği Nevevi ve Rafi. Bunu nakletmişler diyor. Ve cezeme bihi el bagavi ve gayruhu kel halimi ve sahahahu el ruyani. Yani bunlar İmam Şafii'den sonra İbn Hacer'e kadar gelen en önemli Şafii mezhebi imamları yani bunlar. Begavi, Ruyani falan, tamam. Halimi, onlardan naklediyor, tamam. 3. 4. asır, 5. asırdaki ehli vücuh, ashab-ı vücuh falan yani bunlar, tamam. Ve ashab-ı tercih, ashab-ı tahric falan uleması. Sonra meseleyi tahlil ediyor. İmam Şafii'nin ümminden nakil yaparak meseleyi tahlil etmeye başlıyor. Daha böyle kaynaktan Şafii mezhebinden alıp tahlil ediyor. Çok dakik tetkikler var. Böyle mesele mesele ilerliyor. Şimdi biz bir iki meseleye gireceğiz. O meselelerde icma ile alakalı önemli pasajlar, anlatımlarda bulunacak İbn Hacer, tamam. Yani onlarca mesele ilerliyor. Mesela ben bir 18 sayfa atladım şu anda. 118. sayfadayız. 118. sayfada bir mesele açılmıştı. Mesela bu teçsim meselesi, hulul ittihadın küfrü gerektirmesi meselesi. Teçsim, mesela mücessime tekfir edilir mi? Hulul ittihad sahipleri tekfir edilir mi meselesi? Tamam. Bu meselede
Oradan bir iki pasajı okuyup ilerleyeceğiz. Çünkü orada önemli, üzerinde konuşmamız gereken bir iki şey var. Hani bazı örneklikler de olsun elimizde. Yani bizim atölye boyunca iktisatta okurken önemsediğimiz birkaç cümlenin bazı yansımalarını farklı tarzlarda görelim. Bir tane mesele İzbin Abdüsselam. Şeyh El-İz İbni Abdüsselam. İzzüddin İbni Abdüsselam. Onun Kavaidül Ahkam diye bir eseri var arkadaşlar. Bak Ebubekir, senin onu içmen lazım. Bugün fakir olman için. İçmen lazım. Yani fıkıh melekesi, maslahat, mefsedet tahlilleri eşliğinde Kavaid-i Fıkhiye ve kendi zamanının fıkhi meselelerini, Kavaid-i Fıkhiye ve fıkıh melekesi ve de maslahat, mefsedet kıyas üzerinden, ayrıntılı hikmetleri üzerinden de ayrıntılı tartışıyor. İmam Karafi. İmam Karafi diyorum. Şeyhülislam. Şeyh İzzüddin İbni Abdüsselam. Evet. Oradan bir pasaj var. Bir tane küfre konu bir meseleyle ilgili bir fetvası, bir hükmü. Bakın ne diyor. İzzüddin İbni Abdüsselam. وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِلَٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَحِلُّ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحَادِ النَّاسِ اَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ كَافِرٍ. Bu zaten bildiğimiz bir şey değil mi? لأن الشرع إنما عفى عن المجسمة لغلبة التجسيم على الناس وأنهم لا يفهمون موجودا في غير جهة بخلاف الحلول فإنه لا يعم الابتلاء به ولا يخطر على قلب عاقل فلا يعفى عنه. Şimdi mesele hulülle başladı. Bakın hulule dair verdiği bir hüküm. İlk hüküm neydi? İlk hüküm şeyhin. Şeyh diyor ki hulule itikad eden kafir olur. Tamam. Bizim için ama önemli olan bu mesele değil. Bizim için önemli olan mücessimenin kafir olmadığına dair yaptığı tahlil bizim için şu anda önemli olan. Bakın. Mahalli şahit orası. Bu pasajı okumamın sebebi bizatihi hulul meselesi değil. Hatta bizatihi tecsimin tekfiri de değil. Bakın. Bizatihi. O müstakil mesele bunlar demiştik. Diyor ki فَهُوَ كَفِرٍ لِأَنَّ الشَّرْعَ. Şimdi hululü hululde tekfir ediyoruz, tecsimde tekfir etmiyoruz. Nasıl oluyor bu diye mukadder bir suale sanki cevapsa dediğinde diyor ki şeyh لِأَنَّ الشَّرْعَ اِنَّمَا عَفَى عَنِ الْمُجَسِّمَةِ لِغَلَبَةِ التَّجْسِيمِ عَلَى النَّاسِ. Şu ifade üzerine düşünmemiz lazım. وَأَنَّهُمْ لَا يَفْهَمُونَ مَوْجُودًا فِي غَيْرِ جِهَةٍ بِخِلَافِ الْحُلُولِ. Şimdi bakalım. Biz mücessimeyi neden tekfir etmiyoruz meselesi de bizim için önemli arkadaşlar. Tekfir atölyemizde. Anlıyorsunuz değil mi? Yani ana damar mücessimeyi düşünün. Haşeviyeler normal. Mesela Allah Teala'nın gökte olduğuna itikad ediyor. Ama Allah Teala cisimdir demiyor mesela diye lafız olarak. Ama Allahu fissema diyor mesela. Çok açık bir şey. Vadi hakikatun falan diyor mesela. Allahu fissemai bizatihi falan dediğini düşünün bir de. Böyle cümleler çıkıyor biliyorsunuz. Bugün de bazı selefilerden benzer cümleler. Böyle bir ana damar mücessime düşünün. Ana damar mücessime bence bunlar. Tamam. Ana damar mücessime. Şimdi böyle bir mücessimeyi ulema tekfirinde ihtilaf etmişler malum. Cumhur tekfir etmiyor. Cumhur fukaha ve mütekellim ve fukaha. Tekfir eden mütekellim ve fukaha var mı? Var. Mesela Abdülkahir Bağdadi ve başkaları tekfir ediyorlar mücessimeyi. Tamam. Bir sürü alim. Yani özellikle El-hata'u fi's-sıfati bimenzilati'l-hata'i fi'z-zat. El-cehlu bis-sıfati ve'l-cehlu biz-zat diyenler var. Tamam? Yani bu aslında bir puta tapıyor gibi düşünenler olmuş alimlerden. Hani Allah Teala'nın hani tenzih mekandan münezzeh olma sıfatına itikad etmediği için oradaki cehli mürekkebi falan aslında Allah Teala'yı marifetullah'a dair bir cehli mürekkep. Yani marifetu zati'l ilahiyeye dair bir cehli mürekkep. Dolayısıyla aslında Allah Teala'ya sahih bir şekilde itikad etmemiş oluyor. Yani Allah'a iman gitmiş oluyor gibi düşünüyorlar. Tamam? Bununla ilgili bir sürü görürsünüz ulemanın tartışmalarını kitaplarda. Tamam? Ama cumhur böyle bakmamışlar olaya. Tamam? Şimdi cumhur böyle bakmıyor güzel de niye bakmıyor yani? Yani fıkhi olarak yani mücessimi tekfir etmemizin böyle bir mücessimeyi
tekvir etmemizin mantalitesi nedir? Bir sürü esbab zikredilebilir. Ama şu anda Şeyhül İslam'ın veya Şeyh'in dediğini bakalım. لِأَنَّ الشَّرْعَ اِنَّمَا عَفَى عَنِ الْمُجَسِّمَةِ لِغَلَبَةِ التَّجْسِيمِ عَلَى النَّاسِ. Çok dikkat edin bu meseleye. Bu fer'i meseleden biz bir külli asıl çıkaracağız biraz. Bize bir meleke edineceğiz. Hani diyor değil mi bu füruatı, yüzlerce füruğu bizim okumamız lazım şu ilam kitabında da yani. Yani bu ilam kitabı arkadaşlar aslında parantez içerisinde yani tekfir mevzusunda içtihat etmek isteyen o melekeyi, o fıkıh melekesini elde etmek isteyen iyi bir fakihin veya bir çok kuvvetli bir fıkıh talebesinin yani nazariyatını tahsil ettikten sonra ameliyatını meleke edinmek için gireceği bir saha çalışması ilam. Tamam? Ha nasıl bir fıkıh talebesi fakih olmak isteyeceği zaman seviye seviye fıkıh furu metinlerini, ders metinlerini okur, usulü fıkıh okur değil mi? Sonra kendisi oturur o mutavvelat dediğimiz 30 ciltlik, 50 ciltlik fıkıh kitaplarına ayrıntılı bir şekilde oradaki istidlal tartışmalarını okuması lazım. Fıkıh melekesi elde etmek için değil mi? Bireysel mütalaa ve tahkik yani. O bireysel mütalaa ve tahkik sırasında fıkıh melekesi kazanacak. Bunu yapmadan mümkün değil yani fakih olmanız yani. İlim olarak tahsil etmeniz. Aynı şekilde fıkıh babı için de yani elfaz-ı küfürle ilgili müstakil kitapları düşüneceksiniz yani. O bir saha çalışması yani. İlmi olarak saha çalışması yani. Tamam. Bu ilam da öyle bir kitap. Yani tekfir bahislerinde müçtehitlere ihtiyacımız var. Bu bir farz kifaye biliyorsunuz. Defalarca dedik değil mi bunu ilk derslerde. Bu müçtehit bugün yetişecekse yani fıkıhta da genel bir içtihat ehliyetine sahip veya fakih veya genel olarak niyabeten içtihat ediyor en azından. Tamam. Zarureten yani. Bu insan eğer ki tekfir bahislerinde içtihatlarda bulunacaksa sahada, fetvalarda, içtihatlarda yani yapması gereken o nazariyatını tahsil ettikten sonra bu önemli kitaplarda bir de böyle yüzlerce fer'i meseleyi fukahanın tartışmalarını okuyup muttali olması, değerlendirmesi gerekiyor. Oradan meleke kesbedecek tamam? Kendi zamanındaki meseleyle intikal ederken. Şimdi bu da mesela bizim için biz tabii buradaki meleke edinmeyi tanzir açısından, medarikut tekfir açısından inceliyoruz bu bazı fer'i meseleleri tamam? Mesela bu ana damar mücessim neden tekfir edilmiyor? Şeyh diyor ki bu me'fu anhudur. Yani aslında yani şöyle demek istiyor sanki şey bu satırların yazarı şeyh. Şeyh diyor ki aslında bu tekfir edilmesi gerekiyor kaideler açısından. Yani fıkhın asli kaideleri açısından normalde tekfir edilmesi gerekiyor ama bu ruhsat ver bu ruhsatlı gibi bir şey yani. Hani biliyorsunuz mesela affedilen necasetler bahsi vardır ya. Affedilen necasetler bahsi. Özellikle Şafii mezhebinde bunlar çok önemlidir. Çünkü küçücük bir şey bile, bir iğne ucu kadar bir şey bile normalde necistir. Namaza manidir. Ama nedir? Belli zaruretlerden ötürü, umumu belvalardan ötürü değil mi? Büyük meşakkatlerden ötürü affedilen necasetler var. Mesela bir insanın sırtında bir diyelim sivilce var. Normal yani bilmiyor. Sırtında o sivilce kendisi patlatmıyor. Mesela bir tane örnek veriyorum. Mafu an necasetlerden Şafii mezhebinde. Tamam. Sırtında bir tane sivilce var. Mesela kendisi patlatmıyor. Kendi kendine patlıyor veya bir yere sırtı değiyor. Farkında bile değil. Patlamış elbisesine bulaşmış. Belki bir gün sonra veya da 3 vakit namaz sonra elbisesini çıkardığı zaman. Şimdi Şafii mezhebinde bir affedilen necasete örnek veriyorum. Mesela sırtında bir sivilce var. Kendi kendine patlamış veya da bir yere değinmiş parçalamış ama farkında değil insan. 3 gün sonra normalde o sivilcenin çıkan kan, irin falan necistir. Elbiseyi de bedeni de necis kılar, namaza manidir normal bir zamanda. Tamam. Yani normal kaidelere göre. Sıkarsan zaten kesin gibi bir şey yani. Kendin yaparsan onu. Kendi ellerinle taksirat olarak bulaştırırsa. Şimdi farkında değil ama 3 gün sonra, 1 gün sonra veya de 3 vakit namaz sonra elbisesini değiştirirken fark ediyor ki o sivilcesi kanamış, bir sürü namaz kılmış. Şimdi bu necaset namaza mani miydi değil miydi? Ya bundan sonra namaza mani olur mu? En azından şu ana kadar namaza mani miydi değil miydi? Şafii mezhebindeki fukaha diyor ki bu affedilmiş necasetler cümlesindendir. Tamam. Başka bir sürü örnek var da hani bugün karşılaşabileceğimiz bir örnek olarak fayda olsun diye zikrediyorum. Affedilmiş bir ama asli fıkhi kaidelere göre bu nedir? Normalde namaza manidir. Ama burada affedilmiş bu necaset. Şimdi küfür de bir necaset biliyorsunuz. Ayet kelimeden hatırlayın. Yani şey naziri iyi olsun diye. Şimdi sanki şeyh diyor ki bize
aslında mücessimin, bu mücessimin tecsimi küfürdür. Normalde fıkıh kaidelerine göre. Tamam. Yani marifetullah'ta küfür seviyesinde bir sıkıntı var. Tamam. Ama biz bunu tekfir etmiyoruz. Neden? Şari bunu affetmiş. Bakın çok ilginç. Şari'nin bunu affettiğini nereden biliyorsun? Değil mi? Yani başta başına bir soru. Tabii ki biliyor. Yani nereden biliyorsun ki? İnkar manasında söylemiyorum. Yani anlamak için söylüyorum bazen bu tabirleri. Diyor ki Şari bunu affetmiş diyor. Yani bunu muhtemelen bir sürü kıyastan, umumi naslardan, başka şeylerden çıkarıyor da. Şari'nin onu affettiğini söylüyor. Bakın demek ki bir şeyler asli olarak küfür olabilir. Arızi durumlardan dolayı tekfir etmeyebiliriz. Hatta bu arızi durumların da tekfir edilmemesini bizzat Şari'den de almış olabiliriz. Bakın bir sürü aslında mesele var burada. Peki burada Şari'den aldığını nasıl... Yani en büyük kıyas, mana olarak kıyas nerede? Veya nasların umumundan veya kıyaslarda. Belki 10 tane kıyastan çıkarttığı öz bir mana var. İllet var. Diyor ki, لِغَلَبَةِ التَّجْسِيمِ عَلَى النَّاسِ. Bir tür umumi belva gibi bir şey. Tamam. Yani sanki şöyle demek istiyor. Hani kardeşim bu zaten avamın çoğunun düştüğü bir şey. Biz hani tekfir etsek tecsimi... Yani Müslümanların çoğunu tekfir etmemiz gerekecek belki. Değil mi? Müslümanların belki büyük çoğunluğunu tekfir edeceğiz avamı. Ama böyle bir şeyin de dine uymadığı da bariz diyor. Yani naslara, dini anlayışımıza değil mi? Bir sürü şeye yani bu saf temiz normal namazında niyazında teheccüde kalkan Müslümanları falan yani. Neye göre bu kadar mı? Hani bir iki değil, muayyen küçük bir fırka değil. Her yerde yani sünnet dediğimiz müntesiplerin de itikadında, zihninde bunlar biraz olabiliyor yani. Değil mi? Kaldı ki avamın hepsi ehl-i sünnet falan da değil zaten. Yani ne kadar ehl-i sünnetin itikatlarını özümsemiş o bile tartışmalı yani derece derece değil mi? Ehl-i sünnet avamı dahi. Dolayısıyla muhtemelen bunu tabi sorsak yani o bize bir sürü nas getirir, kıyaslar getirir. Şari'nin kafir olarak görmediği durumlara kıyas eder ve sebepleri tayin eder, taliller yapar değil mi? İllet istinbatları yapar mesalikul illelerde. Kıyaslar yapar yani. Şer'i bir hüküm ya. Kıyaslar yapılabilir bakın tekfirde. Tekfir etmemede de kıyaslar yapıyoruz bakın. Yani normalde asli olarak tekfir edilmesi gereken bir hükümde bir mani tayin ediyoruz ya. Hatırlayın mani de ahkam-ı aşereden bir tanesi. 5 tane teklifi hüküm vardı. 5 tane de vaz'i hüküm vardı hatırlayın minhaçta. Vaz'i hükümleri hatırlıyorsun değil mi? Sebep, şart, mani, efendim, sıhhat falandı değil mi? Ruhsat falan. Şimdi mani de şer'i bir hükümdür. Bir alamettir Şari'nin tayin ettiği. Manilerde de kıyas yapılabilir mi, yapılamaz mı diye bir usulü mesele var. Yani ahkam-ı vaz'iyede kıyas cari midir? Ahkam-ı vaz'iyenin tespitinde. Kıyas cari midir? Öbür ki bak sen kıyas mütehassıslarındasın Türkiye'de. Kıyas sadece ahkam-ı teklifiyede mi olur, vaz'iyede de olur mu? Vaz'iye biraz daha taabbudi gibi ya. Seni biraz şüphelendireyim. Tenkihülille yahut da tahkikülille denilen yerine girmiyor mu abi? Mesalikül illeye giriyor. Veya da kıyasın hücciyetinin delillerinin kapsamına giriyor. Aslında kıyasın delillerinde tartışıyorlar biraz buraları da. Evet. Kıyasın hücciyetinin delilleri. Neyse hatırlamıyorsun sen. Minhaçta falan var. İnşallah bunları okuyacağız yani. Neyse merak et bunları bakalım. Mesela mani, bir şeyin mani olup olmaması kıyasen tespit edilebilir mi? Atıyorum mesela namazda konuşmak namazın sıhhatine mani. Atıyorum başka bir şeyi buna kıyas edebilir miyim mesela? Mesela atıyorum hadisün nefsi alabilir miyim? Namazda hadisün nefs çok fazlaysa yani zihni çok fazla namazın dışına gitmişse ve çok meşgul etmişse yani önünü bile göremeyecek derecede zihni başka bir yerdeyse acaba kelama kıyas edebilir miyim? Mesela örnek veriyorum, uyduruyorum yani. Cami şey camisi yani Allah'ın huzurundan uzaklaşmak, Allah'ın huzuruna layık değil diye bir illet buldum diyelim. O da manidir falan diye, o da namazı bozar falan gibi diye. İşte bu yani kastettiğim şey baya güzel bir mesele değil mi? Ahkam-ı vaz'iyede kıyas cari midir? Mesela gafleti söyledi değil mi İmam Gazali? Tabii. Yani namazın tamamında. Tamamında gaflete düşerse. Doğru. Fıkhi olarak da ona göre namaz sahih değil. Fıkhi olarak da sahih değil. Sadece huşu olarak değil. Evet. Tabii doğrudur.
Gayet anlaşılır yani. Hatta delillere daha uygun dahi olabilir yani. Bir sürü İmam Gazali takip etmişler sonradan o görüşte, fıkhi görüşte. Yani hilaful mu'tad beynel fukaha, lakin şey yapmışlar yani, evet. Velhasıl şimdi burada önemli olan arkadaşlar bir mani tespit etmiş. Şimdi diyor ki bu normalde bu mücessimin tecsimi, bu tecsim küfrün bir sebebidir. Ama küfrün bir manisi var. Mani ne? Li galabeti tecsimi alen nas. Demek ki batıl bir itikat normalde, eğer biz buradan bir kaziye-i külliye çıkaracaksak, çünkü taliller li galabeti tecsimi alen nas illet umumdur biliyorsunuz. Yani burada varsa başka yerde de olması lazım. Şimdi biz buradan şunu çıkarabiliriz eğer İzmir bin Abdüselam'a sorsak, desek ki yani o halde bir şey, bir itikat veya da bir söz efendim asli olarak şari onu normalde küfür olarak görüyor olsa dahi normalde, ancak bir şekilde şer'i deliller üzerinden gene şari'ye dayanarak biz bunun halk arasında çok yaygın olduğunu tespit ettiğimiz anda bu affedilen esbab-ı küfür kapsamına girer. Küfrün bir manisi olur. Yani bir itikat ve bir sözün, batıl bir itikat veya sözün halk arasında, Müslümanlar arasında şuyu bulması onun tekfirine mani olur. Onun mükeffir olmasına mani olur. Bakın ne kadar büyük bir kaide. Hani bugünkü tekfir çalışmalarında en ilk başta düşünmemiz gereken meselelerden bir tanesi bu değil mi? Yani halk arasında bu bütün Müslümanlar böyle, böyle yaparsan Müslümanların yarısını tekfir edersin falan denir ya mesela, bunu tekfir edersen falan. Dedikleri bir mevzu. Bakın bunu kabul edersek kaziye-i külliye ve eğlebiye olarak bile, yani birçok zarurat-ı diniye, 100 sene önce zarurat-ı dine olan birçok şey bugün halk arasında artık şuyu bulduğu için muha inkarı falan, yani asli olarak artan, yani asli olarak da yani hüküm olarak direkt tekfirin dışında kalıyor. Değil mi? Çok ilginç bir şey. Çok enteresan bir hadise. Evet, ha buyurun. Hani imamın bir imamet bahsinde imamda bulması gereken şartlar ilk yani mükemmel ideal şartları sıraladıktan sonra hani yavaş yavaş derece derece aşağı inmişti ya. Evet, evet. Bir yerde de şeyden bahsetti. Eğer hani siz falanca yani hangi şartı sağlamayan imamdır? Müştehit ol. Müştehit olma şartı. İlimde müştehit. Evet, evet. Eğer ilimde müştehit değilse imam yani devlet başkanı şey olur. Evet. Yani o şartta müştehit olma şartı. İmametini geçersiz sayarsak demiştim burada bu sefer İslam beldesine tutulacak demiş işte falanca mevsedette bu sefer doğru şey, yani geri dönüşümlü olarak fetvayı etkiliyor, içtihadı etkiliyor, vereceğin içtihadın asarı içtihadın kendisini geri dönüşümlü kontrol ediyor, etkiliyor. Bakın bu çok enteresan bir mantık, yani bu normal bir mantık değil, bu bir hüküme ulaşma mantığı. Bu kontrol sistemlerinde ben demiştim mesela mühendislikte. Bizatihi modelliyorlar bunu. Yani sistemin kendi neticelerinin geriye dönük sistemin işleyişini etkilemesi. Evet, sistemin prensibini etki. Prensibini etki etmesi yani. Yani output'u bizatihi input yapıyorsun bir yerde. Tamam, yani bağlıyorsun şöyle. Hatta öyle yapıyorduk biz öyle sistemlerde falan diye. Output'u alıp bağlıyorduk. Input gibi değerlendiriyorduk en son output'u yani. Ona göre yeni inputlar artı bir de output'un input'u iki input olmuş oluyordu. Ona göre sistem ne verecekse öyle veriyordu. Tabii bu baya karmaşık matematiksel şeyler gerektiriyor. Hesaplamalar gerektiriyor. Aynı şekilde fıkıhta da çok karmaşık efendim modellemeler gerektiriyor arkadaşlar bunlar. Çok zor yani. Tamam. Belki mühendislik bilimlerinden yararlanır, modellenebilir bence bunlar yani. Sosyal bilimlerin araçlarında da muhtemelen bunlar vardır yani. Böyle geri dönüşümlü yani. Neticeleri üzerinden tekrar sistemin işleyişini, hükümlerin değerini değiştirecek, tamam? Evet, sedd-i zeriha mantığı biraz bizim, bizde, tamam? İlk aklımıza gelen şey sedd-i zeriha'nın mantığı, tamam? Felsefesi yani diye düşünebilirsiniz. Hatta bütün hukuklarda sedd-i zeriha felsefesi vardır yani. Malum. Hukukun hatta temelinde bu mana vardır. Şimdi burada li galabeti tecsimi alen nas, burada bu kaide-i külliye olarak dedik, bunu mani olarak değerlendirirsek, yani bir söz veya inanç veya düşünce Müslümanların çoğunda yaygınlık kazanmışsa,
Müslümanların çoğunda varsa artık bu mükeffir olamaz. Tebdi etsek bile yani bakın. Tamam. Bu tabi anlaşılır bir şey baya. Hani bunu tabi şer'i delillerini ayrıca konuşmak lazım yani kıyaslar miyaslar falan ama biz şimdi en azı ulemanın tasavvurunu anlamaya çalışalım. Mesela zaten şüphelerin çoğalması demiştik ya mani'un min mevani'et tekfir İmam Gazali'de hatırlarsanız değil mi? Burada da mesela şüphelerin çoğalmasına çok benzer bir şey bu aslında. Orada söylediğimizden çok farklı değil değil mi bu? Ama biraz da farklı bir hususiyeti var. Yani bu İmam Gazali'nin o kesreti şübeh manidir falan meselesi var ya ona benziyor. Ama kendine ait bir hususiyeti de var, farklılığı da var. O da neydi? Yani sanki insanların her biri teslimden kurtulmak bizatihi zor bir şey yani her bir insan için. وَاَنَّهُمْ لَا يَفْهَمُونَ مَوْجُودًا فِي غَيْرِ جِهَةٍ dedi ya. Yani birçok insanın, avamın tenzihe böyle ulaşması sanki zor gibi yani. Bir tür meşakkat meselesi de var. Yani o fıkıh tabiriyle, usul tabiriyle düşünürseniz seddi zeri'a, meşakkat, birkaç mesele var yani. Tamam. Umum-i belva. Umum belva özellikle. Umum belva meşakkat. Velhasıl yani delili ne olursa olsun veya ayrıntılı hükmü ne olursa olsun biz eğer bunu kazi-i külliye olarak alırsak arkadaşlar anlaşılır bir şey ama bir dezavantajı da var. Biz bunun kapısını çok açarsak hani İmam Gazali diyor ki kapısını açarsak şöyle problem olur. Biz insanların arasında bir şey şuyu buldu diye artık tekfir etmeme şeyini çok yaparsak kapısını çok açarsak sonuna kadar bir sürü şey zaten böyle böyle bozulur. Artık zarurat-ı diniyenin çok temelleri dahi gitmeye başlar. Çünkü zarurat-ı diniyenin böyle atıyorum İslam'ın en temel erkanının etrafındaki zarurat-ı diniye teker teker gitmeye başlarsa atıyorum bir peygambere iman bile zamanla böyle halk arasında şey haline gelir. Kültürel olarak Müslüman ama peygambere iman öyle farklı artık yani. Peygambere iman etmeden mesela Müslüman olacağını düşünen insanlar çıkabilir yani öbür gün. Derin bu artarsa yani biz mesela bunu tekfir etmeyecek miyiz yani? Hangi seviyede duracağız yani? Bu zarurat-ı diniyenin şeydeki şuyusu. Dolayısıyla zarurat-ı diniye sınırında böyle nasıl zarurat-ı diniye olup olmadığı ihtilaflı olabilecek meselelerde belki bu düşünülebilir. Ama kuvvetli zarurat-ı diniyelerde veya da en temel zarurat-ı diniyelerde bu kaziye-i külliyenin işletilmesi biraz zor gibi görünüyor arkadaşlar. Bunun mani olmasının sınırlarını hissetmemiz lazım. Yani böyle işte 0-1 değil hiçbir zaman. Tamam bu kaideyi kabul etsek bile bunun işlediği yeri görmemiz lazım. Atıyorum bir peygambere iman, mesela öyle bir noktaya gelsek Müslümanım diyen insanların çoğu peygambere iman etmese mesela veya onu normal zeki akıllı bir insan olarak görse Allah'tan vahiy getiren bir insan olarak değil de öyle bir şeye gelse onları tekfir etmeyecek miyiz biz? Hani örnek veriyorum. Tekfir ederiz değil mi yani öyle bir kaide? Hatta şeyhin söylediği mesela bu belki mücessimenin avamı için geçerli olabilir sadece. Yani doğru. Adam ne dediğini bilerek söyleyen. Kelamcı, zeki bir adam evet. Kelamcı bir mücessime. Evet. Doğru. O yüzden İbn-i Teymiye'yi tekfir edenler anlaşılabiliyor yani. İbn-i Teymiye hu emen hu zeki bir adam ne dediğini gayet iyi biliyor yani. Efendim. Evet doğru söylüyorsun. Güzel bir nükte. Velhasıl yani bu paragraftan bir sürü şey öğrenmiş olduk bence. Bakın ulema nasıl bakıyor mesela. لِغَلَبَةِ التَّجْسِيمِ عَلَى النَّاسِ bunu bir umumu belva gibi bir şey bir mani olarak görebiliyorlar yani. Hatta bugün ne örnek verilebilir buna mesela buna benzer bir örnek? Şeriat hakkında ileri geri konuşan olabilir doğru. Biz şeriat istemeyiz tarzında lafızlar yani. Şeriata karşıyız. Evet. Yani İslam yani, tamam tabii ki biz de Müslümanız ama şeriata karşıyız diyenler. Doğru. Yani insan aklının doğrudan bir mağlul olduğu sıkıntı değil ama yani çeşitli tarihi arka planı. Tabii arka planları. Güzel. Başka ne olabilir? Böyle meşhur meselelerden bugün tekfire konu olabilecek ve şuyu bulmuş biraz halk arasında. Normalde tekfir edilebilecek yani.
Mesela Kur'an'ın tarihselliği olabilir mi mesela? Kur'an'ın kıssalarının tarihselliği ve ahkamının tarihselliği. Bence ahkamının tarihselliği. Mesela ceza ahkamının el kesme hükmünün tarihselliği mesela diyelim. Bence olabilir bu ya. İnanın çoğu Müslümanım diyen inanmıyor buna. Yani zaruret-i diniye seviyesinden düşmüş gibi oluyor yani. Ya tamam Kur'an'da var, o dönemde geçerliydi. Bakın Kur'an'ı inkar etmiyor. Kur'an'ı tekzip etmiyor. Hükmü yanlıştır Allah'ın demiyor haşa. Fark ediyorsunuz değil mi yani? Ama hani bugün bu olmaz yani. Bu hükmü uygulayamayız. Yanlış olan Allah'ın bizden istediği bu değil mesela. Adaletin ruhunu tesis etmek kendi bağlamımıza göre. Adaletin ruhunu kendi bağlamımıza, kendi araçlarımıza, tarihsel gerçekliğimize uygun bir şekilde inşa etmek. Yoksa diğeri zulüm olur aslında. Tam adaleti tesis edeceğiz derken. Şimdi bu tekfir edilir mi? Eğer ki şuyu bulmuşsa mesela el kesme hükmü, recim hükmü şuyu bulmuş malum. Yani icma edilmiş meseleler olmasına rağmen değil mi hükümleri? Bunlara inkar, hatta naslar da olmasına rağmen bunlara inkar küfre sebep olmaz görünüyor bu kaideye göre. Değil mi? Çok ana damar bir örnek bence yani bu. Ama mesela Kur'an kıssaların tarihselliği böyle değil bence. Li galabetiha alen nas kabul etmem mesela ben onu. Değil mi? O olmaz yani. O tekfir edilir yani. Bir insan yani Nuh Aleyhisselam aslında bir figürdür. Bir sembolik edebi bir figürdü. Aslında Nuh diye bir şey olmadı. Ya da İbrahim diye bir şey falan. O hani böyle toplumsal barışı korumak için Allah Teala'nın bize geliştirdiği bir hikayeydi falan. Allah muhafaza. Baksana böyle fikirler var piyasada yani. Efendim? Bu tekfir edilir. Çok rahat, net bir şekilde tekfir edilir yani. Şimdi ve min zalike diyor. Devam ediyor ferlere ama bu ferler şimdi icma ile ilgili bir fer arkadaşlar. Çok önemli bir fer. İcma ile ilgili çok çok önemli bir fer var şu anda. Biz bunu inşallah gelecek derste ayrıntılı okuruz. Şeylerin nazariyat kısmını. Şimdi bir girişini okuyalım. Ve min zalike en yestahille muharraman bil icma. Sayfa 125 Darül Minhac'a göre. Sayfa 125. وَمِنْ ذَٰلِكَ اَنْ يَسْتَحِلَّ مُحَرَّمًا بِالْاِجْمَاعِ كَالْخَمْرِ وَالْلِوَاطِ وَلَوْ ف۪ي مَمْلُوكِهِ وَاِنْ كَانَ اَبُو حَن۪يفَةَ لَا يَرَى الْحَدَّ بِهِ لِأَنَّ مَأْخَذَ الْحُرْمَةِ عِنْدَهُ غَيْرُ مَأْخَذِ الْحَدِّ اَوْ يُحَرِّمَ حَلَالًا بِالْاِجْمَاعِ كَالنِّكَاحِ İşte buradan arkadaşlar icma meselesi açılıyor İbn Hacer'de. Tamam. İcma tekfir ilişkisi. Tamam. İbn Hacer ilk hükümde çok meşhur olarak değil mi? Mesela icma ile haramlığı sabit olmuş bir hükmü, bir haramı helal kılanın kafir olacağını söylüyor. Yani bu meşhur bir mesele zaten. Mesela içkinin kelhamır diyor değil mi? İçkinin helal olduğunu söyleyen bir insan kafir olur. Bu çok bildiğimiz bir en meşhur hükümlerden bir tanesi değil mi? Ve livata mesela. Bugün LGBT tartışmaları var biliyorsunuz. Tekfir edilebilirler çok rahat. LGBT livatanın mesela meşru olduğunu, caiz olduğunu söyleyen bir insan kafir olur. Değil mi? Bunda bir şüphe yok bizde. Değil mi livatanın? Velev fi memlukihi demiş. Orayı takip edebiliyorsunuz değil mi? Velev fi memlukihi. Ve in kana Ebu Hanife la yara'l hadde bihi. Lianna ma'khazal hurmati indehu gayru ma'khazil haddi. Bakın bu da ilginç bir şey. Yani İmam Ebu Hanife yani bu meselenin kendisi had vurdurmuyor olsa dahi haram gördüğü için ama haramlığını inkar ittifakla kafir olur yani. Bil icma diyor yani. Evet. Muharraman bil icma. Bir de ki en yestahille muharraman bil icma. Şimdi burada dikkat edin meseleyi tasvir ederken mesela içki ve livatanın haramlıklarında icma var diyor. Bu icma edilmiş hükümleri inkar küfre götürür diyor. Şimdi icma edilmiş hükümleri inkar meseleyi böyle kurguladı. Veya da helal olduğu nikah gibi helal olduğunda icma olan bir meseleyi haram kılmak da küfürdür diyor. Ev yuharrime halalen bil icma iken nikah. Şimdi burada meseleyi nasıl tasvir etti? Meşhur kitaplarda geçtiği şekliyle tasvir etti. Kitaplarda genelde nedir? Muharram bil icma tarzında tabirler geçer. Yani bunu helal kılarsa kafir olur.
İlk akla gelen nedir? Biz de demiştik ki yani icma küfre sebep olur mu? Meşhur olan sanki sebep olur gibiydi değil mi? Bizim talebelerin zihninde. Genelde kitaplarda da öyle anlatılır. Dedi ki mesela Muharramun bil icma kel hamr mesela der. Ki hurmetil hamr der. Kim bunu inkar ederse kafir olur. Ya peki gerçekten bunun tekfirin sebebi icmayı mı inkar? Yani icma edilmiş olduğu için mi bu icmayı mı inkar yoksa başka bir şey mi? Hemen biz biliyoruz artık nedir? Siz söyleyin. Neden tekfir ediliyor? İcma artı tevatür artı usulü dinden olması. Yani büyük bir mesele olması demiştik. Tam tevatür olacak. İcma hatta asli rol değildi yani icma. Çok ilginç bir şekilde tam olarak istemediğimiz vasfı zikrediyorlar tekfirin sebebi olarak. Değil mi? Muharrama bir icma. Ne kadar ilginç bir şey. Ama aslında eskiden demek ki belki icma kelimesi bile zarurat-ı diniyeden gibi bir şeyi çağrıştırıyor muhtemelen. Onu o kasıtla icma kelimesini kullanıyorlar. Böyle çok teknik manada yani o atıyorum mezarlıkta namaz kılmanın kerahati de icmadır tarzındaki o icma kelimesi o bağlamda kullanır gibi kullanmıyorlar. Değil mi? Farkı hissediyorsunuz o kullanımı yani. Evet. Dolayısıyla yani usulü dinden olması ve tevatür olmuş olması. Yani halk indinde hem avam hem havas indinde dine nispetinde bir tevatür var ve küçük bir mesele değil. İçki içmek de öyle değil mi? Büyük bir fıkhi mesele. Haddi var, şeyi var yani değil mi? Sosyal hayatı çok etkileyen bir şey malum. Efendim livata da öyle değil mi? Büyük bir mesele yani. Küçük bir mesele değil. Aslında gerçek sebepler bunlar. Ama İbn-i Hacer şimdi meseleyi naklet diyor önce. Şimdi tahkikine başlıyor. Başlayacak. Tamam. Yani meşhur bir şekilde kitaplarda böyle bir anlatım var diyor. Şimdi. Tamam. Femin zelike. Mesele budur diyor. Peki işin aslı asları nedir? Onun için tahkike başlayacak. Gerçekten. Yani hamır ve livattaki manatü tekfir nedir? Onu tahkike başlayacak arkadaşlar. Biz o tahkike girmeden duracağız hemen. Hatta burada duralım. Burada duralım. Çünkü ondan sonra genelleme yapıp şimdi bu örnekten çıkıp hamr ve livattan ev yenfiye vücube mucme'in ala vücubihi kerak'atin minas salavatil khams ila ahir yani. Ev ya'takide vücube ma leyse bi vacibin bil icma ke salatin sadisetin bi en ya'takide fardiyyeteha ke fardiyyetil khams liyakhruce mu'takadu vücubil vitri ve nahvihi ve ke savmi şevvalin. Hâdâ mâ zekerehu el-râfi'i diyor. Bakın Râfi'den naklediyor. Şimdi Râfi'yi biraz tahlil tetkik etmeye ve biraz eleştirmeye başlayacak İbn-i Hacer. Tamam. Râfi'nin ibarelerinin tahrir muharrer olmadığını söyleyecek. Tamam. Şimdi biz burada duralım arkadaşlar. Çünkü bundan sonra bir iki böyle fer'i meseleyle uğraşır gibi görünüp nazariyata gireceğiz. Gelecek dersin başında inşallah. Nevevi'den nakil yapacak az sonra. Râfi'nin üzerine Nevevi bir şey ekleyecek. Sonra hepsini değerlendirecek İbn-i Hacer. Sonra da yavaş yavaş şeye gireceğiz. Yani İbn Hacer icma, icmanın aslını, inkar, nazam falan oralara doğru ilerleyeceğiz. Nazam meselesine İbn Hacer nasıl bakıyor? Ve iktisattaki o pasajları İbn Hacer nasıl okuyor onu göreceğiz. Tamam? İnşallah. Yani gelecek dersin başlarında yavaş yavaş ilerleyip oraya doğru gelmeye çalışacağız yani. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve cezakumullahu hayran kethira.